İlklerine tur düzenledik. İlimizi, beldemizi en iyi şekilde tanıttık. Beldemizden bir görüntü olmadığını söylemek istiyorum. Örnek olarak koyduk. Allah'a şükür beldemizde böyle sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. Çünkü gerekli önlemleri zamanında alıyoruz. İki tane sıkıntılı yerimiz vardı. Belde içerisinde iki tane sıkıntılı yerimiz vardı. Su baskınlarını önlemek maksadıyla yapmış olduğumuz yağmur suyu giderlerini göstermek istiyorum. Resimde görmüş olduğunuz Doktor Hacı İbrahim Bolur Caddesi üzerinde şu anki okulumuzun bulunduğu çevrenin ve Bağlar Sokak'tan gelen bütün yağmur sularını toplamakta ve belde dışına çıkarmaktadır. İkincisi ise eski ilkokulun bulunduğu bölgede hepimizin yıllardır bildiği yağmur yağdığında biriken yağmur sularını da eski ilkokulun bahçesine 80 metre 40'lık yani 400'lük uzun ömürlü korge boru ve yağmur suyunu alacak şekilde rogar yaparak çözüm getirdik. Evet, burası da Sağlık Ocağı'nın yanı. Bu sene nasip olmadı, artık inşallah seneye. Buraya çok güzel bir park yapacağız, aile çay bahçesi yapacağız. 14, 15, 16, 17 ve aileler buraya akşamlara gidip çayını içebilecek, internete girebilecek, basketbolunu oynayabilecek, parkta oynayabilecek. Seneye inşallah bunu bitireceğiz. Şu anda bütçeye de koyduk. Bu sene yapamadığımız, pişman olduğumuz projelerden birisi de budur. İnşallah önümüzdeki sene yapacağız. Daha sonrasında belde içinde aşırı yağmurlar sonucu bozulan yollarımızı talebimiz üzerine ve bizim tespit edebildiklerimiz üzerine en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Daha önceki bilgilendirme toplantısında burada olanlar bilirler, kapalı düğün salonumuzu onarıyoruz demiştik. Düğün salonumuzu bitirdik. Çok güzel bir düğün salonu haline getirdik. İnşallah bu yapılan güzel şeyler halkımızın tarafından sahip çıkılırsa, korunursa daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. İsmini belediye meclisimizin kararıyla Mustafa Cumhur Ersümer Düğün Salonu ismini verdiğimiz kapalı düğün salonumuz beldemize ve yeni evlenecek çiftlerimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Resimde görmüş olduğunuz yeni cami karşısındaki yol kenarlarının toprak olduğunu ve yağmurlarda çamur olduğunu hepimiz biliyorduk. 3 tır parke taşı getirdik ve bölgeyi hemen parke taşı ile döşedik. Belde içindeki bu durumda yerleri tespit ediyoruz. Buraya uyguladığımız sistemi başka yerlere de uygulamayı planlıyoruz. Belediye çevresine gelelim. Belediye çevresinin eski halini hepimiz biliyoruz. Tamamen değiştirdik ve onarılması gereken yerleri onardık. Resimlerde de görmüş olduğunuz hale getirdik. Mustafa Cumhur Ersümer kapalı düğün salonumuza 200 adet sandalye, 40 adet masa ve örtüsü 30 metrekarede zebra perde yaptırdık ve modern bir düğün salonu haline getirdik. Parklarımıza gelelim. Eski ilkokulumuzun bahçesinde ki yıllardır boyasız, küflü, kırık, dökük halde duran çocuk parkı vardı. Hepiniz biliyorsunuz. Parkı söktük. Kaynak yapılması gereken yerleri vardı. Onları yaptık, boyadık ve şu an o parkı yeni yaptığımız belediye açık düğün salonumuzun yanına çocuklarımızın güzel vakit geçirmesi için koyduk. İş olarak görünmeyebilir ama en kolay iş bile önemlidir diyoruz. Ara yollarımızda çıkan yabancı otları personelimizle temizledik, ilaçlamasını yapıyoruz. En önemli ve hepimizin merakla beklediği bir konuya geliyoruz. Beldemiz içerisinde 10-15 yıl önce yapılmış 18. madde uygulaması sonucu terk edilmiş olan imar yollarını açıyoruz. Yol açacağız deyince öncelikle vatandaş olarak kendimizi düşünüyoruz tabii haklı olarak. Çünkü yol bir ihtiyaçtır. Yolun ihtiyaç olduğunu herhangi bir yangın, afet durumunda anlamayalım. Her zaman yolun faydası olacağını düşünerek belediye çalışmalarımıza destek olalım. Biz yol açarak kötü bir şey yapmıyoruz. Yol açılması işlerine yoğunluktan dolayı bu aralar ara verdik ama en kısa sürede açmaya devam edeceğiz. Evet, şu anda iki tane yol açtık. Daha da ileride açmaya devam edeceğiz. Ama açmak deyince şöyle anlaşılmasın. İmardaki bütün yolları açmıyoruz. Sadece 18 uygulaması olmuş olan yerdeki, yani kamuya bedelsiz olarak terk edilmiş yerler var. Bu yolları açıyoruz. Bu yol açarken de tapuya bakıyoruz. Tapuda kontrol ettiriyoruz. Herhangi bir işgaliye yoksa ancak o zaman açıyoruz. Yoksa belediye olarak biz yıktık ettik açtık öyle bir mantığımız yok. Zaten 2000 yılları sanırım. Zaten o zaman bitmiş olay. Bedelsiz olarak terk edilmiş. Hiç kimse itiraz etmemiş. Aslında şu anda kamu malı işgal ediliyor. Onun için
bu şekilde çalışmalarımız yavaş yavaş devam edecek. İnşallah yolların hepsine alışacağız. İlk ve hep beraber birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz en hoş faaliyet olarak iftar programı düzenledik. Siz değerli vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluştuk. Resimlerde de görmüş olduğunuz belediye kapalı düğün salonu yanına açık düğün salonu yapmaya karar verdik. Buna da belde içerisinde daha önce 2-3 kez karşılaştığımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yüksek sesten ceza kesmek istendi. Bizler evet, şimdi düğün salonunu aşağıya yaptık, açık hava düğün salonunu. Nasip olursa seneye, bu sene çok artık geç kaldık diye yapmadık. İrfan abi, İrfan Canan'ın olduğu tarafa, Boyaz tarafına doğru en az 150-200 kişinin oturabileceği gibi bir amp yapacağız. 250-300 tane de sandalye alacağız, plastik. Hiç kimse bir de artık sandalyeyle falan uğraşmayacak, direkt sadece gelip düğününü yapabilecek. Ve burası imarda da düğün salonu olarak gözüküyor, bizim belediyenin olduğu yer. Hiçbir yasal bir zorun sıkıntısı yok. Yukarıdaki düğün salonunun iptal edilme olayı da şöyle. Yani bize Ahmet, Mehmet çok önemli değil isimler. Birisi şikayet ettiği için değil. Belediye çok ciddi bir şekilde yüksek ceza kesileceği için biz düğün yaptırmıyoruz. Yoksa şu anda belediye Terzihan Belediyesi'nde hiç kimsenin dilekçe verdiği ve burada düğün yapmayın diye gelip talepte bulunduğu falan yok. Ama daha önce benim bildiğim kadarıyla 18 bin lira civarında bir ceza kesilmiş. Bu cezayı Çanakkale'den gelip belediyeyi kesiyorlar. Onun için bundan sonraki düğünler inşallah aşağıda olacak. Gençlerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize gezi programları düzenledik. Kanalizasyon ihtiyaçtır dedik ve kanalizasyonu bulunmayan yeni açılmış sokaklarımıza kanalizasyon hatları çektik. Taleplerinizi aksatmadan en kısa sürede yerine getirdik. Evet, kanalizasyonla ilgili de İller Bankası'na müracaat ettik. Oraya yazdırdık belediyemizin ihtiyacını. 10 kilometre civarında kanalizasyon işimiz olabilir diye bir orada talepte bulunduk. Arıtma tesisi için de talepte bulunduk. SUKAP proje kapsamında %50'si gibi olmak üzere 15'sine kredili olarak inşallah ilerleyen günlerde olacağını düşünüyoruz. Bu işi de takip ediyoruz. Beldemizin en önemli eksiğine gelelim. Beldemizin en önemli eksiği denince aklımıza ilk gelen halı saha oldu. Bu zaruri ve zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şimdilik resimlerde görmüş olduğunuz gibi altyapısını hazırladık. Zemin iyileştirme çalışmalarımız 1-2 ay kadar sürecek. Bu sadece düzlemekle bitmiyor. Yağmur sularına çözüm de koruge boru döşeyerek çözmeye çalışacağız. Evet, şimdi Terzihan'da belediyenin böyle bir yeri olduğunu bilen bile yoktu. Yani oradan geçerken insanlar o tarafa bakmaya bile korkuyordu. O taraf sazlık, pislik, yılan, çıyan doluydu. Orasını 6 dönüm sanırım, 6 dönüm civarında bir yer. Orasını komple temizledik. Bir kod farkı vardı, yumurta sırtı gibiydi. Orasını da indirdik. Tam belediyenin hizasının olduğu yer halı saha olacak. Onu da bütçeye koyduk. Nasip olursa Şubat veya Mart ayında ihalesini yapıp bahara yetiştirmeyi düşünüyoruz. Mezarlıklarımızın bakım onarımını, her türlü temizlik işlerini belediyemizde yapılmaktadır. Mezarlıklarımızla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Güzel projelerimiz var. Tam olarak hazırladığımızda burada sizlere sunacağız. Geçen bilgilendirme toplantısında müjdesini vermiştik. Logo yarışması. Sonucu belli olmamıştı. Ekranda görmüş olduğumuz logo artık belediyemizin resmi logosudur. Hayırlı uğurlu olmasın diliyoruz. Bir yere gelsin hukuk mezarlıkları ilgili. Evet, bakın şimdi arkadaşlar burada çok basit bir iş var gözüküyor. Burada bordurları söktüler. Burada bir haftalık bir çalışma yapıldı. Bütün bordurlar temizlendi. Çünkü bordurlar yüzünden otlar temizleyemiyorduk. Otların yüzünden de her taraf yılan çıyandı. Yani bu gözükmeyen işler bile belediyenin çok zamanını alıyor. Şu resimde görmüş olduğunuz su kesintisi yaşamamak, depolarımızda suyun takip edilmesinde insan faktörünü aradan kaldırdık. Evet, şimdi bu yaz biz Ağustos ayının başında dereye suyu bıraktık. Tamamen bıraktık. Depoya, dağdan hiç su gelmedi. Seneye nasip olursa Temmuz'un başında bırakacağız. Ya tamamen bırakırız veya bir kısmını bırakırız ama dereyi yaşayacak kadar suyu kesinlikle bırakacağız. Bunu da yani otomatik su takip otomasyonunu kurarak yaptık. İnsana bağlı olsaydı bunu yapamazdık yani. Şu anda belediyeden biz depolardaki suyun ne kadar olduğunu biliyoruz ve izliyoruz. Sistem kendi kendine çalışıyor, depo devamlı olarak dolduruyor.
Evet, hayırlı olsun. Kayadere suyumuzun konusuna girelim. Kayadere suyumuz yazında özellikle dereye salınmıyordu. Bu durum dere kenarındaki ağaçların yazın kurumasına, o dere boyunca yaşayan canlıların yazın su sıkıntısı çekmesine neden olduğunu düşündük ve Temmuz ayı sonu